Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir izleyicimizin Overwatch'ını daha yapacağız. İzleyicimizin yorumu şu şekilde: 24'e 3 ve 20'ye 7 oynayan 2 Rus Legit oynamaya çalışan 2 Silver demiş. Bazı kısımlar eğlenceli, izlemeni tavsiye ederim demiş. Tabii ki de izlememiz gereken durumlar olacak. Gözümün önünü görmüyorum gözlükten. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Herkes klasik bunu der ama ben size seçenek de sunuyorum arkadaşlar. Valve'nin yapmadığını yapıyoruz. Karar sizin, takdir sizin. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenen ve beğenmeyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, Legit oynamaya çalışmış arkadaşımız. Öyle söylüyor izleyicimiz. Buradan da selamlar olsun kendisine. Kaç gün? Videoda gecikme durumu yaşandı. 4 günlük bir serüvende. Evet, adam shift'le yaklaşıyor. Aim koydu. Yani muhtemelen de Legit başlangıcını yaptığını düşünüyorum. Adam gidiyor. Herhalde shift'le gitti değil mi? Yanlış görmesem. Tam göremiyorum. Önümde 10 tane falan piksel var. Gördüğünüz üzere duvardan güzel izliyor arkadaşlar. Yani adam kendinden emin değil. Görüyorsunuz, yine shift'le giden bir şahısı gördü. Evet, direkt Valek diyoruz. Yani Legit yani. Evet, 2024 hizmet arası var. Yani bu sene başlamış oyuna. Yani diyeceğim 500 saat falan maksimum saati var. Diğer acaba Rus arkadaş ne yaptı? Nasıl bir şeydir arkadaş ya? Ya bu da aynı şekilde başlamış. Herhalde beraber oynuyorlar muhtemelen yıllardır. Yani yıllardır dediğim bir sene boyunca. Evet, vuruşlara geçelim hocam. Soldakini hissetti hocam. Hissetti. Ya mesela çok bariz belli ediyorsun. Hiç bunu anlamıyor musun? Anladığın andan itibaren neden bariz bir şekilde oynamıyorsun? Ben onu anlamıyorum yani. Bunu Overwatch olsa bu adamı banlanmayacağı ihtimali yok. Ya baksanıza hareketler arkadaşlar. Nerelere bakıyor? Oyun bilgisi 0. 0. 0. Evet, AFK canlandı. Ha, sesini duymuştur diyeceğiz de artık bu barelere kanmıyoruz tabii ki. Burada bir kill var. Diğer arkadaşı da izlemek istiyorum aslında. Duvardan direkt rakibi aim alıyor. Yani çok kötü oynuyor Legit bu arada arkadaşlar. O diğer arkadaşı da izleyeceğim. Evet, bunun aslında killerini de izleyelim bir round. Teamler bok gibi. Yani yere bakarak ilerlemesini geçtim. Bakılmayacak yerlere bakması da ayrı bir nutluk ya. Valla. Evet, 9 numarayı gördü. Çıkışa bir bakar mısınız ya? Yani ben Legit olsam, bu adamın skor başlığını bilsem, en azından eğilip şöyle bir çıkar dalgayı geçerdim ya. 50 diyorsun be hocam. Yani rezillik. Sonraki anda geçiyoruz. Evet, burada şahsımızın kili yok. Ölmüş. Burada şahsımızın bir var. Evet, 5 canlı. Sizin içinden aynen kanka denk. Kesin ya hani. Rıza babanın ekibine katıldın hocam. Kort kapanmış bu arada bu sırada. Belki bu videoyu izlediğinizde bir an ansızın Türkiye'de de kapanabilir. Karşıyım hocam bu. Hep bomba kurulmuş gidiyor. Ya mevzu Discord, Instagram, istediği her yeri kapatılsın. Eğitim sistemi gün olmadığı sürece insanlar kapıtır. Hele ki şu dönemde iyice sapıklığa gidiyor. Evet,
Burada da hile olduğunu belli etti. Yani şu durumda ülkemizin şu anki durumunda aracı olan şeyleri kapatmak yerine direkt ana temayı ele alsalar belki de en azından serbest olarak bırakılmasa suçlular, en azından caydırıcı cezalar verilse bu durum belki de çoğu şey yaşanmazdı. Yani birçok haberde görüyorsunuz çoğu serbest bırakılıyor. Burada ölmeyi nasıl becerdi onu izliyoruz. Blok çekmiş. Ya oğlum senin kaç saatin var da noscope atacaksın? Evet, o rezilliğin ardından M4 almış kendisi. Nereden pikleyeceğini bile, adamın nereden çıkacağını bile bilmiyor. Sadece duvardan izlediği için. Duvardan aim koyuyor. Rakibi izliyor ve rakibin bir anda önünde olacağını anlıyor. Yani çok kötü oynuyor. 60 derece neden döndü? Zamanında kutu kutu ben size çok oynamış arkadaş. Hileyle alakalı bir durum değil. Allah Allah, yanıcı atası niye geldi ya oradan? İlginç. Çok iyi oynuyor ya. Evet. B giriliyor. B'den bir kill aldı. Diğer şahıs uzaklarda. Artık hızlı hızlı geçiyorum. O şahsı da bulmuş. AFK mı lan? Ne yapıyor orada? Vay yavrum, hareketi kes lan. Sen nesin lan? Anlos musun oğlum sen? Adam aim koymaya başlamış. Oyunu yavaş yavaş öğreniyor arkadaşlar. Oyunu yavaş yavaş öğreniyor. Anam aman tanrım, nasıl gördün AFK'yı ya? Gördüğünüz üzere yani haritayı da bilmiyor. Benim koyduğu yerleri gördünüz mü? Bir kere ölmüş. Geçiyorum hızlı hızlı artık. Ne yaptın? Alt taban mı düştün lan? Yani hile mi açıyorsun ya? Oğlum vuruyorsan vur artık. Maçın başından sonuna kadar belli ettim ya. Rezilsin ya. Bir armor da almamış anasını satayım, parası yok diye ya. Şimdi bazı arkadaşlar da yorumlarda belirtir. Armoru var, sadece headshot armoru yok diye. Noob derler bana da. Neyse. Çok bilmiş insanlar da var ülkemizde maalesef. Belki de birçok kişi, yani birçok kişi demeyeyim de yine illaki sayılı kişi çıkar buna hile değil diyen. Mesela bir önceki videomun altına muhtemelen boş yapma diye bir arkadaş yorum yazmış. Dalgasına mı yapmış? Ya CS 2'de hani hile var diyen gerçekten buradan bir çıkıp gidebilir mi abi ya? Ya abi şu oyunda nasıl hile olabilir ya? Benim maçıma hiç denk gelmiyor ya. Ya nasıl hile olabilir ya? Ya bu oyunda hile var diye noob'tur arkadaşlar ya. Ünlem. İnanılmaz. Pantiye falan atmaya çalışıyor. Oğlum sen nesin lan? Bak. Adam oyuncu oyuncu. Ya örnek alın. Evet, son kill de izleyelim yeter yani. Gözlerim köreldi. İyi boktu lan. Kapat kapat, rezil oldun, rezil. Rezil herif. Evet arkadaşlar, bana maç nasıl atarsınız? Buradan da Valve'ye sesleniyorum. Ben Valve'nin buradan 7 ceddine selam söylüyorum. Ben bu kasaları aldım. Ben bu kasaları aldım. Dedim short çekeriz, açarız beraber dursun. Parasına göre satarız dedim. Bunu açmak bir gün önce, tam 24 saat önce bedavayken ne oldu da 2,5 dolara çıktı. Pardon, 2 gırt olsun. Yani buradan Valve yetkililerine ve bu güncellemeyi getiren arkadaşlara 2 tane biletim var.
Kulakları çınlasın. Yani bu nasıl bir mantık ya? Ya böyle bir şey yok oğlum. Güncellemeyi getiriyorsan, kasa bedavaysa ilk 2 gün açabiliyorsan, üçüncü gün misal bir haftada oldu da. Yani üçüncü gün neden paralı yapıyorsun ya? Hiçbir amacın yok diyeceğim. Gözleri parayla dolmuş. Lan Benjamin Franklin bile bu kadar doları sevmedi ya. Terbiyesiz herif ya. Neyse. Arkadaşlar maç nasıl atarsınız hemen onu da göstereyim. Buraya geliyorsunuz indirilenler kısmına yani indirebilirsiniz. Victor Osimhen. Bu arada Victor Osimhen tişörtlerimiz açıklamada koyduğum tişörto.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız da bana Discord'dan yazın. Ayarlarız. 350 TL arkadaşlar. Yakın zamanda hoodie'lerimize geliyor. Adam 43 kilo almış. Mesela bu adamın hile olmama olasılığı var mı? Var tabii ki ya. Adam oyuncu. Buradan maç paylaşım kodunu kopyala diyorsunuz. Bana Discord üzerinden Overwatch odasına atıyorsunuz arkadaşlar. Belki kapanabilir onu da bilmiyorum. Her şey düzelecekse kapansın. Ama Discord'u kapatmak yani bir şeyleri değiştirmeyecek. Adamlar Discord'u kapatır. Başka şeyden ilerler. Yani bu ülkenin sorununu çözmez. Ülkenin sorununu çözmek için önce bir eğitim sistemi vereceksin. Bir de caydırıcı ceza bile yani ceza vereceksin ya. Caydırıcı cezayı da geçtim. Ya adamı şikayet ediyorsun. Dilekçe yazarken adam senden önce çıkıyor ya. Böyle bir durum olmaması lazım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda açıklamada olan linkten sorumuza katılabilir. Ve gerçekten yaralanmışsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.